Yok abi ses. Bir saat demek istiyorum. Evet abi. Hazırız. Balkan ses var mı? Ses. Evet. Buyurun. Görüntü kötüyse yeri değiştirelim hemen. Evet, değiştirelim abi. Nerede dursun? Değiştirelim o zaman. Nerede duralım? Bu tarafa geçin abi. Bir şey söyleyeceğim. Bu ışık Türkçe çıkar çünkü kontur ışık. Tamam biz evet. Biz şimdi abi öyle geçiyor. Tamam. Yerim iyi mi? Güzel bir şarkı. James Bond'un film müziğiymiş galiba. Ayağım birazcık daha geri çıksana. Evet. Senin de bildiğin gibi işte bu James Bond'un jenerik müziği. Garbage. Yanılmıyorsam topluyorum. Mut seslendirdiği bir parça. Bu ne? Türkçe söz yazıldı. Biz de okuduk. Sanırım fena olmadı. Şimdi işte onun ise klip çekimleri var. Tam üzerine geldiniz. Siyahlar içerisinde geldiniz. Görüyoruz sizi böyle. Yaş tutuyorum abi. Baba var ya, James Bond müziği. Yani bu müziğin üzerine okurken neler hissettiniz? Efsane bir film biliyorsunuz. Yani işte... Ne güzel bir aşk var orada işte. Biz de o aşkı hem duygularımızla hem de böyle kıyafet olarak da biraz efendime söyleyeyim James Bond'a uygun herhalde yansısın istedik. Fena olmayacak herhalde. Bu arada Müslüm Gürses artık sosyete okuyor diye haberler çıkıyor. Buna siz katılıyor musunuz? Diğer hayranlarınız kısıyor mu buna? Ne diyorsunuz? Yok canım hayranlarım yok kısıyor ya. Burada, buradaki yani yapılan iş, hizmet edilen şey zaten kitleler aslında böyle birbirleriyle buluşturmak. Başka bir amacımız yok. Albüm çok renkli oldu. Çok uluslu. Çok uluslu bir albüm oldu. Tepkiler öğrendiğim kadarıyla müsbet, olumlu. Peki neden bir ömür yetmez derdi Nader? Sıfır yetmez, James Bond'un parçasından şarkı çekmeyi düşündü. Neden böyle bir şarkı yani yazıldı? Nereden çıktı daha doğrusu, nasıl oldu? Yani bu fikir aslında bu işler zaten kolektif tek başına olmaz. Sizler de takdir edersiniz. Yani bana getirdiğinde baktım hoş bir şarkı. Tabi bunun daha öncesinde bir çalışma da yapılıyor. Bir ön çalışması var bu işin. Girdik stüdyoya, baktık nasıl oluyor, üzerimizde nasıl duruyor gibisine. Hazırlık yapıldı. Tabii tabii. Neticesinde hoş durdu, güzel durdu. Kanaati bizde uyanınca dedik ki tamam, alalım bu şarkıyı, seslendirelim. Böyle. Peki Müslüm Bey, sahne film çektiğiniz ortamda böyle bir tütsü duman verildi. Rahatsız oluyor musunuz? Zaman göz gözü görmüyor. İşte o biraz rahatsız olmama rağmen. Ama arıcılar kullanıyor biliyorsunuz. Bilmiyorum bizi de ara mı zannettiler acaba? Ya o şey yani görüntüde işte şarkıya yani daha böyle bir renk versin, anlam daha çok kazandırsın düşüncesiyle. Öyle bir şeye teşebbüs ettiler. Şimdi müziğiniz hep değiştiriyorsunuz da görüntü hep aynı yani. Bıyık kesmek, baba bıyık kesmek. Babacığım ben bir de keserim ki. Kameraları bulmuşsun. Ve yani bizde iyi duruyor. Hani sanatçılar. Muhterem Hanım beğeniyor. Müzik severler, sevenlerimiz efendime söyleyeyim. Bizde bıyığın güzel durduğunu söylüyorlar. Yani... Bıyıksız görmedikleri için o var mı? Şimdi böyle bu çizgimizden hem eşim memnun
Hem de sevenlerimiz memnun. Tamamdır. Hiç ona dokunmayalım. Teşekkür ederim. Yani bunun hiçbir şeyle alakası yok. Bu yani müzikteki yerimize, efendime söyleyeyim, gücümüze istinaden böyle bir ifade kullandı sevgili kardeşim. Teşekkür ederiz. Hayal abi. Thank you.